Hediye. Ne işin var senin burada? Niye geldin? Yine tehdit mi edeceksin ha? Aslıma, abine söylerim mi bütün gerçekleri diyeceksin? Şimdiden söyleyeyim, git istediğine söyle. Ahlaksız herif. Ne desen haklısın Hediye. Vursan da, öldürsen de gıkım çıkmaz. İyi, yürü git o zaman. Hediye bak dinle. Ben çok değiştim. Ya yılların çakalı 3-5 haftada niye değişsin ki ha? Ben de durmuşum burada saf saf laf anlatıyorum. Git buradan Cengiz. Hediye, vallahi çok pişmanım bak. Biliyorum, seni de kızımı da çok üzdüm. Size çok acı çektirdim. Ama şimdi aklım başıma geldi. Vallahi değiştim. Ben eski ben değilim Hediye, çok değiştim. Senin yüzünden başımıza neler geldi haberin var mı ha? Hırsız damgası yedik biz. Dua et ki çaldığın kol düğmeleri bulundu da kızımın da benim de adımız temizlendi. Bağırttırma beni sokağın ortasında, git buradan. Yapma gözümün nuru, böyle yapma. Bu dünyada seninle Aslım'dan başka hiç kimsem yok. Siz benim ailemsiniz. Ya ben senin kocanım, hiç mi hatırım yok Hediye? Ya buradan gidersin ya da polis çağırırım, duydun mu? Tamam. Giderim Hediye. Yeter ki senin gönlün hoş olsun. Aslım'ı benim yerime öp olur mu? Aslım'ın adını sakın bir daha ağzına alma. Ahlaksız herif. Yok ya. Bunun yumuşayacağı yok. Başka bir yöntem bulmak lazım. Anne. İyi misin sen? Ne oldu? Cengiz gelmiş. Çöpü atarken karşıma çıktı. Nasıl ya? Ne yüzle? Ben ona gösteririm. Kızım dur. Ben gönderdim. Sakin ol. Niye geldi ki bu şimdi? İşte aklı sıra özür dilemeye gelmiş. Özür mü? Ne özrü ya? Ne özrü? Yalancı hırsız. Onca yaptığı şeyden sonra bir de özür mü dileyecekmiş? Anne. Sen onun yüzünden hastanelik oldun. Biz hırsız damgası yedik. Kabus gibi günler geçirdik. Kızım tamam sen sakin ol. Bak dayın uyanacak. Bak. Bu adamın aklında yine bir pislik var anne. Yoksa gelmez. Yine bir iş peşinde bu. Baba müsveddesi ne olacak? Bir gün yüzü göstermedi ya. Sana da bana da. Olmaz olsun öyle baba. Anla şunun adını. Ağzını payını verdim ben zaten. Gitti tamam. Benim dalgın kız kitaplarını unutmuş. Dolmuşa binmeden yetiştireyim. Koş koş. Yeri çıktı daha yetişirsin. Kızım. Kızım mı? Senin ne işin var ya burada? Sen beni mi takip ediyorsun? Yok kızım. Ne takip etmesi? Arkandan seslendim duymadın. Annem sana defolup gitmeni söylemedi mi? Derdin ne senin derdin? Ne istiyorsun bizden? Kızım. Bağırma babana. Bağırma bana kızım. Bak ben özür dilemek istiyorum. Biliyorum ne sana babalık yapabildim. Ne annene kocalık. Ama içeride hep sizi düşündüm aslında. Kahroldum. Ama şimdi kendimi affettirmek istiyorum.
Defol git. Yoksa polisi ararım. Polis. İstersen çek vur. Gıkım çıkmaz. Ama bana bir fırsat daha ver. Sadece bir fırsat. Biliyorum. Size çok kötülük ettim. Bilmeden kalbinizi kırdım. Bilmeden mi? Ya annem senin yüzünden hastanelere düştü be. Biz mahvolduk hepimiz senin yüzünden. Haberin var mı? Bir daha sakın karşımıza çıkma. Yemin ederim polisi çağırırım. Şimdi defol git hayatımızdan. Cengiz, seni mahvederim. Sen ne hala dolanıyorsun buralarda ha? Hediye. Ya şey, ben Aslı'mı özledim de. Saçmalama. Bana bak. Bir daha kızımın etrafında görürsem seni perişan ederim. Duydun mu? Bilmeden üzmüşmüş. Çocukluğumu zehir etti. Üzmeden, canımı acıtmadan bir gün geçirtmedi. Bilmeden oldu diyor. Allah'ım. Allah'ım sen bana sabır ver. Hediye. Niye böyle yapıyorsun ya? Tamam hadi Aslım genç anlamıyor. Sen niye anlamıyorsun ya? Pişmanım diyorum. İyi. Git başka yerde pişman ol. Sakın buralarda dolaşma. Bana bak Cengiz. Hiç şakam yok. Çok ciddiyim. Kötü olur ha. Hediye kurban olayım böyle yapma. Siz benim ailemsiniz. Aslım'ın bir babaya ihtiyacı var. Senin de bir kocaya. Benim de bir aileye. Aslım'ın babaya ihtiyacı olduğu şimdi mi aklına geliyor ha? Yıllardır aklının ucuna gelmeyen kıza babalık etmeyi şimdi mi düşünüyorsun? Haksızlık ediyorsun Hediye. Ben haksızlık ediyorum ha? Evet. Hiçbir babalık etmedim ben Aslım'a. Hiç ilgilenmedim ben kızımla. Ha, tamam o zaman. Söyle bakalım Aslım'ın doğum günü ne zaman? Hı? Doğum günü mü? Madem babalık etmek istiyorsun bir yerden başlamak lazım değil mi? Söyle bakalım ne zaman doğum günü? Şey işte. Sen geldiğinde yüklüydün. 4-5 ay sonra doğurmuş olsan Eylül, Ekim. Hah, al işte. Senin babalığın anca bu kadar. Hediye. Yapma böyle güzel gözüm. Git bu numaralarını başkasına yap. Artık ne ben ne de Aslım senin bu numaralarını yemeyiz, anladın mı? Sen bizim gözümüzde ailesini 3 kuruş için satan düzenbaz, aşağılık, yalancı bir adamsın. Bu da hiçbir zaman değişmeyecek. Hiç şansın yok. Hediye! Sen senin ne oluyor ya? Önüne baksana! Ne yapıyorsun? Dursun abi. Hani lan kız? Biz seni gestoz diye mi saldık? Uygun olunca gelin alın diyecektin. Abi kızmakta haklısın ama planda ufak bir değişiklik oldu. Ne planı lan? Alt tarafı kızı getireceksin işte. Abi doğru diyorsun ama şöyle, şimdi ben malum daha dün çıktım içeriden. Polis her adımımı izliyor. Yani tedbir hesabı. Şöyle biraz usul hareket edeyim diyorum. Hem sonuçta senin de başın belaya girmesin. Benim aileyle ufak bir sürtüşme var. Onu hallettikten sonra kızı... Anladım. Ne kadar sürer bu plan? Vallahi abi işte ben diyeyim 2 hafta, sen de 1 ay falan. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Ha? 1 ay ne? Gebertirim seni şurada. Abi aileyle aramı düzelteyim, ondan sonra birkaç günü halledeceğim inşallah işte. Vaktin az Cengiz. Ona göre ayağın denk al. Oyaladığını sezersem diri diri gömerim. Defol şimdi. Thank you.